Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. El muhadaratus sabi'a. 7. muhadara. Muhadara ne demek? Kökü hadara. Hadara bulundu. Hazır oldu demek. Hadara huzurlaşmak, yani aynı ortamı paylaşmak. Ancak biliyorsunuz müfaale babında failin müşareketi mef'ulün müşareketinden fazladır. Mesela katele Zeydun Amr'ın da Zeyd Amr'dan daha fazla yumruk sallamıştır. Dolayısıyla muhadarada da ders takrir eden diğer hazırundan daha fazla huzur, yani konuşma, söz alma durumundadır. Ama diğerleri de söze katılırlar. Basri Hocam, sorularıyla katılırlar, yorumlarıyla katılırlar, itirazlarıyla katılırlar. Bu bizim huzur dersleri dediğimiz, Osmanlı'da sultanın huzurunda yapılan huzur dersleri varmış. Allahu alem bu muhadara da adını oradan alıyor. Yedincisi, İbahatut tayyibat ve tahrimul habaiz. İyi, güzel, faydalı olanların helal kılınması, çirkin ve zararlı olanların da yasaklanması meselesidir. Cenab-ı Allah buyuruyor ki Estağfirullah ya eyyühellezine amenu kulu min tayyibati ma razaknakum ve şkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ey iman edenler, size rızık olarak verdiklerimizin temizlerinden yiyiniz, Allah'a şükrediniz. Şayet sadece ona kulluk ediyorsanız. اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ Allah size sadece leşi, kanı, hınzır etini ve Allah dışında birinin adına kesilmiş olan hayvanları haram kılmıştır. فَمَنْ اَضْضُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ Kim muzdar olursa, darda kalırsa, gayra bağin, haddi aşmayarak, ve la adin, sınırı geçmeyerek, fe la isme aleyh, onun üzerine bir günah yoktur. İnne Allah gafurur rahim. Allah gafurdur, rahimdir. İlk önce lafız tahlili yapıyor Sabuni Hocam. Uhille bihi li gayrillah. İhlal ne demek arkadaşlar? El ihlalu raf'u savti, ses çıkartmak demek. Yukal ehelle bikeze, ey raf'a savtahu, sesini yükseltti, sesini çıkarttı denileceği zaman ehelle bikeze denilir. وَمِنْهُ اِحْلَالُ السَّبِيِّ Çocuğun ilk ağlamasına da ihlal denilmiş. Böylelikle çocuğun ağlaması neye delalet ediyor Bayram Hoca? Ağlıyor ki canlı. Yoksa canlı olmasa ağlayamaz. Çocuğun canlı doğmasının üzerine birçok ahkam terettüp ediyor. وَهُوَ صِيَاحُهُ عِنْدَ الْوِلَادَةِ Doğum esnasında çocuğun ağlaması ihlal olarak isimlendirilmiş. وَأَهَلَّ الْحَاجُّ Hacılar tehlil getirdi ne demek? رَفْعَ صَوْتَهُ بِالْتَلْبِيَةِ
Allahu Ekber. O neydi? Tekbirdi değil mi? Telbiye nasıldı? Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete lek. Vel mülke la şerike lek. Hacca gitmeye gitmeye telbiyeyi de unuttuk. Basri Hocam, Cenab-ı Allah inşallah en kısa zamanda hepimize hac etmeyi nasip etsin. Peki ayetin manası ne? Cenab-ı Allah putlara kesilen, tağutlara kesilen, Allah'ın adının dışında bir adın, ismin anıldığı hayvanları yemeyi size haram kılmıştır. Cahiliye insanları Bismillahirrahmanirrahim diyerek Lat'ın adına, Uzza'nın adına, Lat'ın şerefine bugün de bu Allah muhafaza etsin yer yer irtikab ediliyor. Çok ağır bir mesele. Mesela bir paşa gidiyor, bir bakan gidiyor, bir devlet adamı gidiyor. Onun önünde, onun şerefine, onun gelişine kurban kesiliyor. Allah muhafaza etsin. Bunlar çok tehlikeli. Şirk kokan hareketler. Bunlardan uzak durmak lazım. Öyle kimsenin gelişine, gidişine hayvan kesilmez. Nezirde mesela şu hastalığın iyi olursa kurban keseceğim şeklinde şeyler bile hoş görmüyoruz. Bu şekilde nezirleri bile. Yani kurban sadece ve sadece Allah adına kesilir. Sadece bu şey olması iyi. Hadi iyi var. Bunun dışında bizatihi bir şey olmadığı için diyor. Bu şekilde şey yapması doğru değil. Ancak bunu sadaka edeceğim tasadduk manasında veya Allah rızası için keseceğim şeklinde bir vesile kılması hariç bizatihi iyileşirsem ve şu işim olursa, şu şöyle gelirse, şöyle giderse kurban keseceğim şeklinde bile bunlar yani bu şekilde bir şey olmaz diyor. Binaenaleyh zaten öyle bir adam ben iyileşirsem, oğlum askerden gelirse kurban keseceğim dediğinde o kurbanı ne yapması gerekiyor? Tasadduk etmesi gerekiyor. Yani o kurbanın etinden kendisi usulü ve furuğu yiyemiyor. Peki. Bağın kelimesi Bağa yebği attalibu li hayrin ev li şerrin. Bir hayrı veya şerri talep eden demek. Gayra bağın burada şerri talep etmeksizin ve hussa huna bi talebi şer şerri talep etmek anlamına kullanılmış. Zeccaç da diyor ki el bagyu kastul fesadi yolsuzluğu düzen bozuculuğu bozgunculuğu kastetmektir. Yukal Bagal curha iza tarama lil fesadi yara haddini aştı denir. Eğer artık hastalık kangrene yara kangrene çevirmişse böyle denilir. Ve bagatil mar'atu kadın yoldan çıktı denilir. İza fecaret eğer fucura, fıska düşmüşse böyle denilir. Demek ki gayra bağın bir bozgunculuğu olmaksızın, ifsadı olmaksızın muzdar kalırsa, Allah muhafaza etsin, gavurun eline esir düşerse ve yemeklerinde de o malum hayvanın eti bulunursa, ölmeyecek kadar yiyebilir. Hazır yeme ruhsatı var diye göbek yapmaz. Efendim? İleride İmam Malik alıyorsam yani bu buğat için yani devlet başkasına karşı isyan edenler için bulunsun doyana kadar yiyebilir. Peki gelecek. Bakalım. Bu ayetlerin bizlere verdiği ana konu
helaller ve haramlar. Neler helaldir, neler haramdır. Tıp olan, temiz olan şeyler ana hatlarıyla helal, müstekrah olan, müstakbes olan, çirkin olan şeylerde ana hatlarıyla haram kılınmış. Lataifu't tefsir. El-latifel ula. El-muradu minat tayyibat el-rizkul halal. Ayette geçen tayyibat, temiz şeylerden ifadesinden maksat helal rızıktır. Fekullu ma ahallahu Allahu fehuve tayyibun. Allah'ın helal kıldığı her şey tayyiptir ve kullu ma harramahu Allahu fehuve habisun. Allah'ın haram kıldığı her şey de habis, yani pis, çirkindir. Kale Umar İbn Abdülaziz, el muradu tayyibul kesbi la tayyibut ta'ami. Bu temiz şeylerden ifadesiyle kastedilen kazancın temiz olmasıdır. Yiyilen taamın, yiyeceğin temiz olması değil. Ve yu'eyyiduhu el-hadithu şerifu. Bu anlamı şu hadisi şerif de teyit ediyor. İnna Allaha tayyibun la yakbelu illa tayyiben ve inna Allaha emara el-mu'minina bima emara bihi el-murselin. Allah temizdir, ancak temizi kabul eder. Onun için haramın zekatı yok. Haramın sadakası yok. Faizin zekatı, faizin sadakası yok. Niye? Allah pis olanı, haram olanı kabul etmez. Ve Allah Teala müminlere, peygamberlere emrettiğini emretmiştir. Efendimizin hadisinin devamı. Ayette de ne diyor? Ya eyyuhel rusulü külü minat tayyibati ve amelu saliha. Ey peygamberler, temiz şeylerden yiyiniz, salih amel işleyiniz. Burada da enteresan bir tevafuk var. Demek ki salih amel işlemenin, güzel iş yapabilmenin yolu o temiz olan şeyleri yemekten geçiyor. Boğazından aşağı geçenler eğer temiz değilse, senden temiz iş sudur etmesi zor görülüyor. Ya eyyühellezine aminu külü min tayyibati ma razaknakum. Peygamberlere bu ayetle emredilen, şu okuduğumuz ayetle müminlere de emrediliyor. Ey müminler, size rızık olarak verdiğimizin temizlerinden yiyiniz. Sonra Hazreti Peygamber Efendimiz hadisin devamında bir adamdan bahsediyor. Yutilu sefera, uzun bir yolculuk kat etmiş. Eş'ase, saçı başı dağınık. Ağbara, toza toprağa bulanmış. Yemuddu yedeyhi ile sema, ellerini göğe kaldırıyor. Ya Rab, ya Rab diyor. Ancak ve mat'amuhu haram, ve meşrabuhu haram, ve melbesuhu haram, ve huziye bil haram. Haramla beslenmiş. Fenne yüstecabu leh. Ona nasıl icabet edilsin? Dolayısıyla icabetin, duanın kabul olunmasının yolu İnsanın yediğine, içtiğine, giydiğine, gıdasına dikkat etmekten geçiyor. İşte bu هذا هو بيان الطيب من الرزق ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عطر بعد عروس. Ne demek Yahut Hoca bu? Ha. Yani
zifaf gecesi koku sürmemişsen sonra sürmeye gerek yok mu diyor. Kokuya o zaman mı ihtiyaç vardı? Bunun gibi yok. Lan teşar bir misal. Lan teşar bir misal lezzetli ki teşar fiyat fiyatıyla filan. Ha. Lan teşar bir tıyb. Ha. Lan teşar bir يا روسيا هي أفضل من يتطير يعني أكثر من يتعطر تتعطر يعني تتعطر تمام evet اللطيفة الثانية قال أبو حيان لما أباح تعالى لعباده أكل ما في الأرض من الحلال الطيب وكانت وجوه الحلال كثيرة جناب الله Ne diyor? Yeryüzündeki size rızık olarak verdiklerimizin tayyip olanlarından, temiz olanlarından, hoş olanlarından yiyin. Bu genel bir ifade, bunun altına birçok şeyin helal olduğu giriyor. Ancak haramlara sıra gelince beyyene lehum ma harrama aleyhim likevnihi akal, haramları teker teker sayıyor. Niye? Az. Yani dolayısıyla eğer bir istisna yapacaksanız az olanları sayarsınız. Şunlar şunlar dersiniz. Kalanlara bir genellemede bulunursunuz. Felemma bayyana ma harrama baqiya ma siwa zalika ala tahlil hatta yerida men'un ahar. Binaenaleyh bu haramları beyan ettikten sonra geriye kalanlar nedir? Helaldir ta ki yeni bir delil ile yasak ile hakkında aksi bir durum sabit oluncaya kadar. Ve hâzâ mislu kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem lemmâ su'ile ammâ yelbesul muhrim fekal la yelbesul kamîsa ve lessirvâl. Bu olay Hazreti Peygamber Efendimiz'e ihramlı kimse ne giyebilir diye sorulduğunda verdiği cevapta da aynı şekildedir. Gömlek ve şalvar giyemez buyurmuş Efendimiz. Bunun anlamı ne? Bunun haricindekileri giyebilir. فَعَدَلَ عَنْ ذِكْرِ الْمُبَاحِ اِلَى ذِكْرِ الْمَحْظُورِ Soranlar ne giyebilir diye soruyor. Efendimiz de ne yapıyor? Ne giyemez diye cevap veriyor. Bunun anlamı ne? Bunun dışındakiler giyilebilir. لِكَثْرَةِ الْمُبَاحِ وَقِلَّةِ الْمَحْظُورِ Çünkü yasaklar az, mubahlar çoktur. Ve hâzâ minel îcâzil belîh. El-latîfe s-sâlise fî kavlihi teâlâ veşkurû lillâh. Burada geçenlerde de bahsettiğimiz iltifat dediğimiz olay var. İltifatun min damîril mütekellim ilel gaybeti. Mütekellim ifadeden nereye dönüyor? İlel gaybeti diyor ama ilel gaybeti mi bu? İlel muhatabi. Size de öyle mi arkadaşlar? Nerede gaybet? Veşkuru lillah. Lillah kısmında. Yani üçüncü tekil şahıs ismi zahire dönüyor. Yukarıda ayette neydi? Mimma razaknakum. Bizim size verdiğimiz. Buna göre ne olması lazım? Veşkuruna. Bize şükredin olması lazım. Gelirken ayet nasıl gelmiş? Veşkuru lillah. Allah'a şükredin. İz lev cera alel üslubil evvel lekal veşkuruna ve faidetu hazel iltifat terbiyetul mehabeti ve revati fil kulub. Bu iltifatın lüzumu ve gereği burada Cenab-ı Allah'a karşı muhabbette, mehabette, korkuda kalplerin bir kıvama ulaşmasını, bir kalite kazanmasını sağlamak. Burada el-latife rabi'a, dördüncü latife, Cenab-ı Allah diyor ki size leşi, kanı
ve lahmel hınzir, hınzır etini haram kıldım. Burada وَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ bir muzaf hasfedilmiş. Yani اَيْ اَكْلَ الْمَيْتَةِ وَاَكْلَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ leş yemeği, domuz eti yemeği haram kıldım. Ancak mübalağa ifade etsin için onun hepsini, her türlü kullanımını haram kıldım. Kema fi kavlihi teala vas'elil kariyete, köye sor diyor Cenab-ı Allah. Köye nasıl soracaksın? Ey ehlel kariyeti, köydekilere soracaksın. Bir mecaz var burada. Ancak burada da bir nükte var. Kâlel âlûsî diyor ki ve idâfetul hurmeti ilel ayn, haramlığın bizzat o şeyin kendisine atfedilmesi. Yani mesela ipek haramdır. İpeğin neyi haramdır? Giyilmesi haramdır. İşte akıtılmış kan haramdır. Akıtılmış kanın yiyilmesi haramdır. Ama bizzat onun kendisi haramdır denilmesi, مع أن الحرمة من الأحكام الشرعية وليست مما تتعلق بالأعيان. Hürmet şer'i hükümlerdendir. Yani efali mükellefinde ahkam-ı şer'iyeden bir tanesi hürmettir. Hürmet de ayna değil, neye taalluk eder? Fiile taalluk eder. Çünkü hüküm kulların fiillerine taalluk eder. Böyle olmakla beraber bunun ayna izafe edilmesi işara ila hurmeti tasarrufi fil meyteti min cemi'il vucuh bi aksari tariq ve evkedihi. En mübalağalı surette ve en kısa yolla her türlü kullanımının haram olduğunu beyan etmek içindir. Onun için yani özellikle de o malum hayvanın hiçbir şekilde kullanıma medar olamayacağı ifade edilmiş. وَقَالَ بُوْ سُعُودْ وَاِنَّمَا خُصَّ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ مَا اَنَّ سَائِرَ اَجْزَائِهِ اَيْضًا فِي حُكْمِهِ. Özellikle domuzun eti denmiş diyor Ebu Suud. Oysa diğer parçaları da aynı hükümde olmakla beraber niye eti denilmiş? لَاَنَّهُ مُعْظَمُ مَا يُؤْكَ مِنَ الْحَيْوَانِ. Zira genelde hayvanın kullanımında maksat etini kullanmak, tüketmektir. Diğer eczası da ona tabidir. Buradan bir takım problemli noktaların ortaya çıktığı da anlaşılıyor zaten. Hemen ahkam-ı şer'iyeye geçelim. Tam burası çünkü bizi ilgilendiren asıl malzeme burada. El-ahkam-ı şer'iyye. El-hukmu el-evvel. هل المحرم في آية الميتة الأكل أم الانتفاع؟ يعني آيette yasak olan yemek mi, leşin etinin yenmesi mi, yoksa hiçbir surette leşten? Ne demek leş? Murdar hayvan demek. Yani kendi kendine ölmüş veya besmele çekilmeksizin kesilmiş, avlanmış hayvan demek. Bu hayvanın haram olan etini yemek mi? Yoksa bundan herhangi bir şekilde istifade etmenin tamamı haram mıdır? وَرَدَ التَّحْرِيمُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مُسْنَدًا اِلَى اَعْيَانِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ. Ayette tahrim ifadesi, haramlık ifadesi leşin ve kanın bizzat kendisine isnat edilmiştir. Yani haram olan nedir? Kandır. Haram olan nedir? Leştir. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْفُقَهَا هَلِ الْمُحَرَّمُ الْاَكْلُ فَقَطْ
em yahrumu sairu vucuhil intifa. Bu noktada fakihler ihtilaf etmişler. Haram olan bunların yeyilmesi midir? Yoksa her türlü kullanım bu hayvanlardan istifade haram mıdır? لَاَنَّهُ لَمَّا حَرُمَ الْاَكْلِ حَرُمَ الْبَيْعُ وَالْاِنْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهَا لِاَنَّهَا مَيْتَتُنْ Zira yeyilmesi haramsa alım satımı da haramdır. Onun herhangi bir şeyinden faydalanmak da haramdır. Çünkü leştir. İlla mestesnahu delil, ancak bir başka delil gelir de burada bir farklı hükmü vaz ederse o müstesna olmuş olur. Ve zehebe ba'du'l ulema ila enne'l muharrama innema huvel eklu fakat bi delili kavlihi taala. Bir takım alimlerimiz burada haram olan sadece bunların yeyilmesidir demişler. Çünkü ayeti kerimede külü min tayyibati ma razaknakum, size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin diyor. Bu da gösteriyor ki yediklerimizin, içtiklerimizin temiz olması gerekiyor. وَبِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى Ayetin devamında da فَمَنِ الدُّرَّ غَيْرَ بَاغٍ Kim kasıtlı olmaksızın mecbur kalırsa, ey yemeye mecbur kalırsa dediğine göre diyor bazı alimlerimiz, burada haramlık sadece bu nesnelerin yeyilmesine dairdir. وَقَالَ الْجَسَّاسِ Ancak Cassas diyor ki, Hanefilerin meşhur fukahasından, وَالتَّحْرِيمُ يَتَنَاوَلُ سَائِرَ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ Buradaki haramlık her türlü menfaati içine alır, yararlanmayı içine alır. بِنَاَنَعَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ الْاِنْتِفَعُ بِالْمَيْتَةِ عَلَى وَجْهِنْ Hiçbir surette leşten yararlanamazsın. وَلَا يُطْعِمُهَا الْكِلَابَ وَالْجَوَارِحَ Bu hayvan ölmüş, biz bunu yiyemeyiz ama bizim köpeklere yedirsek olur mu? İşte atmacalar var, efendim şahin besliyoruz, onlara yedirsek olur mu? Onlara da yediremezsin diyor. Şimdi mesela deniyor ya, adamın eline bir şekilde kara para birikmiş. Ne demek kara para veya kuru kafa? Yani faiz parası. Parasını mecbur görüyor adamcağız. Bankada saklamak durumundayım diyor. Bankada oraya bir faiz tahakkuk ettirmiş. O faiz parasını ne yapalım, ne edelim? İşte rüşvet verelim. Efendim, haksız yere bizden talep edilen vize paralarını verelim. Olur mu? İmam Cassas diyor ki, o diyor, leşten kendin yiyemeyeceğin gibi onu bir köpeğe de veremezsin. İşi gücü leş hayvan yemek olan bir yırtıcı hayvana da servis edemezsin diyor. Niye? Çünkü bir Müslümanın böyle şeylerle işi olmaz. Onunla ilgili aynı kareye girmez. Bu da ince bir noktaydı Hasan Hocam. Siz zaman zaman, Allah razı olsun, bizim yanlış söylediğimiz şeylere itiraz ediyorsunuz. Yani eğer bir nokta varsa müphem olan, lütfen rica ederiz. Köyünüzde hocam, Bulgaristan'da. Bulgaristan'da bir köyünüz var. Köyünüz peki. Var. Orada köyden çıkınca böyle bir 500 metre falan, sonra bir leş kuyusu tabir edilen bir yer vardı. Böyle bir, yani kuyu değil de böyle evcen gibi, sanki gece kondu gibi böyle dört olmuş. Leşleri oraya atarlardı.
Yani orada da işte artık şeyler, kurt, köpek neyse gelip yiyordu onları böyle. Hayır yani şimdi şöyle bir şey deniyor hatırladığım kadarıyla. Sen leşi köpeğe götüremezsin de bıraktığın yere köpek gelir alırsa onda senin bir dahlü tesirin yok. Yani dolayısıyla buradan sen istifade etmeyi amaç edinmeyeceksin. Nokta bu. Bir de zannedersem yani kişinin kendi sahip olduğu köpek ve hayvanlara mesela atmaca yetiştiriyor, köpek yetiştiriyor o şekilde. Çünkü beslenmesi nihayetinde senin üzerine. O şekilde beslediğin zaman faydası dolaylı olarak sana dönüyor. Evet. İntifa etmiş oluyorsun. Herhalde başıboş köpekler için falan. Ha diyorsun yani bu hayvan barınaklarına gönderilebilir. Peki ama sanki bana burada öyle bir şey de çıkmıyor ortaya. لِأَنَّ ذَٰلِكَ ضَرْبٌ مِنَ الْاِنْتِفَاءِ بِهَا Bu bir tür faydalanma olur diyor. وَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ الْمَيْتَةَ تَحْرِيمًا مُطْلَقًا مُعَلَّقًا بِعَيْنِهَا Allah leşi mutlak olarak haram kılmış ve haramlığı onun bizzat kendisi üzerine koymuş. بِنَانَعَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ الْاِنْتِفَاءُ بِشَيْءٍ مِنْهَا اِلَّا اَنْ يُخَصَّ bir delilin yecibu teslimu lehu kabul edilebilecek bir delille tahsis olursa, istisna edilirse onun dışında hiçbir şekilde bu hayvanlardan intifa caiz değildir. Akul diyor ki Sabuni Hoca, Allah hayırlı şifalar versin, hastaymış herhalde hoca efendim. Ve yueyyiduhu ma varada fil hadis la'anallahu'l yahud. Şu hadis de Cassas'ın görüşünü destekliyor. Allah Yahudilere lanet etsin. Hurrimet aleyhimuş şuhum. Allah onlara yağı, iç yağını, hayvanların yağlarını kullanmayı haram kıldı. Fecemmeluha ey ezabuha feba'uha ve ekelu esmanaha. Onlar da madem bu yağların yeğilmesi haram demişler, onu eritmişler, satmışlar, parasını yemişler. Cenab-ı Allah onların bu uygulamalarından dolayı onlara lanet etsin diyor Hazreti Peygamber Efendimiz. وهو لا ينتفع بها يعني الذي انتفع بها هو الفقير وهو الذي أعطاه المال لم ينتفع فيها بشيء فهو هنا أين وجه الحرمة يعني هو بناء على هذا الحرام أنهم أكلوا أسمانها باعوها وأكلوا أسمانها يعني مثل الميتة التي رميت فأكلها الكلب أنا ما انتفعت بها أما لو كان عندي كلب وأطعمتها أطعمته إياها فأنا هنا انتفعت لأني وفرت قليل من المال كنت سأطعمه به. باين عليك أنك مسلم يعني رجل مسلم ملتزم. Müslüman bir adam görünüyorsun. Peki fakire niye yardım etmeye ihtiyacı hissediyorsun ki? Sana ne? Yani fakire yardım etmen gerekiyor mu? Gerekmiyor. Bırak ölsün. Yani fakire ben kendi paramdan yardım etmem gerekiyordu. Helalinden kazandığım temiz paradan yardım etmem gerekiyordu. Ama kıyamadım paracıklarıma. Ne yaptım? Kuru kafadan yardım ettim. Tamam anladım. Yani sokakta buldun bir faiz parası. Seninle hiçbir alakası yok. Tamam bir şekilde gökten sana kuru kafa indi. Yani senin hiçbir günahın yok. Geldi. Ne yaptın sen? Kendi cebinden fakirin ihtiyacını karşılaman gerekirken o paracıklarına dokunmadın. Ne oldu? Kuru kafadan karşıladın. Burada sen intifa etmiş olmadın mı? İmam kifel intifa?
orasında ben bilemeyeceğim kardeşim. Peki el hukmu sani. Ma huwa hukmu el meyteti min es semeki vel cerat. Bir de leş, yani kendi kendine ölmüş veya işte besmelesiz ölmüş hayvanlardan bahsedilirken bir de ne var? Balık ve çekirge var. Tadammenetil aye, ayete baktığımız zaman leşten, kandan, domuz etinden ve besmelesiz kesilmiş olan hayvanlardan bahsediyor. Fe emmel meytetu fehiye ma mate minel hayvan hatfe enfihi min gayri katlin. Meyte dediğimiz, leş dediğimiz nedir? Öldürme olmaksızın kendi kendine ölmüş olan hayvana meyte diyoruz. Ev maktulen bi gayri zekatin şer'iyetin veya şer'i usullere göre kesilmemiş olan hayvana leş diyoruz. Ve kânel arabu fil cahiliye yestebihûnel meytete. Cahiliye Arapları leşi helal görür, mübah görür, yerlermiş. Felemmâ harramahallahu teâlâ cadelû fî zâlikel mü'minîn. Allah haram kılınca müşrikler müminlere sataşmaya başlamışlar. Ve kâlû lâ te'kulûne mimmâ katalehullâh ve te'kulûne mimmâ tezbahûne bi'eydîküm. Allah'ın doğrudan öldürdüğünü yemiyorsunuz, kendi kendinizi öldürdüklerinizi yiyorsunuz demişler. Ne mantık var adamlarda ya. Allah fe enzelallahu fi suretil en'am. Cenab-ı Allah da En'am suresinde şu ayeti indiriyor bunun üzerine. Ve inne şeyatine le yuhune ila evliyaihim li yucadilukum. Şeytanlar dostlarına malzeme üretirler, bilgi verirler. Sizinle dalaşsınlar, mücadele etsinler diye. Ve in ata'tumuhum innekum le müşrikun. Ha, dediğin doğru derseniz siz de onlar gibi müşrik olursunuz. Fel meytetu haramun bin nasil kata'. Çünkü Allah leşi haram kılıyor. Yani mesele benim öldürdüğüm, kendi kendine öldürmüş meselesi değil ki. Allah sana onu yemeyeceksin diyor. وَقَدْ وَرَدَتْ اَحَادِيثُ كَثِيرَةُ تُفِيدُ تَخْصِيصَ الْمَيْتَةِ مِنْهَا الْاَحَادِيثُ التَّالِيَةِ. Bu noktada bir takım kendi kendine ölmüş olan hayvanları istisna eden hadisler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki اُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ. İki meyte ve iki kan bize helal kılınmış. Es-semeku vel-carat, balık ve çekirge, vel-kebidu vel-tahal, ciğer ve dalak. Bunlar helal kılınmış. Bir başka hadiste de Efendimiz denizle ilgili huve't-tahuru ma'uhu vel-hillu meytetuhu. Suyu temiz, ölüsü helaldir buyuruyor. Buhari ve Müslim'de geçen Cabir bin Abdullah'tan rivayet edilen hadiste de ennehu haraca ma ebi Ubeyde ibn el Cerrah yetelakka ayran li Kureyş'in. Kureyş'in bir kafilesini avlamak için Seriye'de yola çıkmışlar. Ve zevvetna ciraben min temrin. Yanlarına da bir miktar hurma almışlar. Fantalakna ala sahilil bahr. Deniz kenarından ilerliyorduk. Fa rufi'a lana ala sahilil bahri kehiyetil kethibid dahım. Birden önümüzde deniz kenarında büyük bir tepe gibi bir şey göründü. Fe iteynahu fe izâ hiye dâbbetun tud'al amber. Bir de yanına gittiğimizde baktık ki amber denilen bir hayvan. Kale Ebu Ubeyde meyte. Ebu Ubeyde Hazretleri dedi ki bu kendi kendine ölmüş. Leştir. Thumme kal bel nahnu rusulu rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve kad iztarartum fekulu. Sonra da biz Hazreti Peygamber'in elçileriyiz. Çaresiz kaldınız, yiyiniz dedi. Kal fe akamna aleyhi şahran hatta seminna. Bir ay orada kaldık. Hatta kilo yapmaya başladık diyor. Ve zekrel hadis, hadis sonuna kadar devam ediyor. Bu balığın balina olduğu
söyleniyor. Büyük bir balık. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Durumu anlatıyorlar. Efendimiz buyuruyor ki rizkun ahrecehu Allahu lekum fehel ma'akum min lahmihi şey fatut'imunena. Allah'ın size gönderdiği bir rızıktı diyor. Eğer onun etinden yanınızda varsa bize de verirseniz yeriz buyuruyor. Efendimiz'e de gönderiyorlar. Efendimiz de tadına bakıyor. İbn-i Ebi Evfa'nın rivayet ettiği bir hadiste buyuruyor ki mübarek gazevna ma Rasulillahi sab'a gazevatin ne'külül cirade. Hazreti Peygamber Efendimiz'de 7 defa gazveye katıldık ve çekirge yedik diyor. Binaenaleyh bu ayetin şumulünden meytetel bahar deniz hayvanlarının ölüsü yukarıda okuduğumuz ayetler sebebiyle çıkartılmış bulunuyor. Aynı şekilde eklel carat çekirgeyi yemek de helal görülmüş. İlla ennel hanefiyye hanefiler harramu attafi'e minessemek ve ahallu ma cezara anhu el bahar. Hanefiler denizin üzerinde karnı üzere yatan hayvanı haram kılmışlar. Çünkü o deniz veya su hayvanın tabii ortamı. Orada harici bir tesemmümle, zehirlenmeyle ölmüş. Binaenaleyh sıhhate zararlı hale gelmiştir. Ama sen hayvanı olta ile çektin veya işte kova ile çektin, hayvan havasızlıktan öldü, onda bir sıkıntı yok. Veya ağ topladın, ağdan çektin, onda da bir sıkıntı yok. Ama kendi kendine ölmüş ve ters dönmüşse hayvan, o bir sıkıntı alametidir diyor Hanefiler. Bunu da hadise dayandırıyorlar. Diyorlar ki hadis-i şerifte buyuruluyor. Ma elqa'l bahru ev cezera anhu fekuluh. Denizin attığı veya denizden yakalananı yiyin. Ve ma mate fihi vatafa fela te'kuluhu. Orada ölen ve ters döneni yemeyin. Bu hadisi de Ebu Bekir'in Razi Cassas Ahkamlı Kur'an'ında zikrediyormuş. Fakat illa ennel malikiyye ebahu ekle meytetis sebek ve bakiyel ceradul meyyitu ala tahrimil meyteti liennehu lem yasah fihi indahum şey. Malikiler denizden çıkan her şeyi ister ters dönsün, ister amudu üzerine dönsün yeriz demişler. Fakat çekirge meselesinde bir hadis bulamadığımız için çekirge ölüsünü yemeyi haram kabul etmişler. قال القرطبي واكثر الفقهاء يجيزون اكل جميع دواب البحر حيها وميتها. Fukahanın çoğu deniz hayvanlarının canlısını da ölüsünü de yemeyi helal görmüşler. وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكَ وَتَوَقَّفَ اَنْ يُج۪يبَ ف۪ي خِنْز۪يرِ الْمَا. Ancak demişler ki deniz domuzu var. O yenilir mi? Bu noktada İmam Malik tevakkuf etmiş, durmuş. Peşine de demiş ki domuz diyorsunuz demiş. Ne diyeyim ben daha demiş. Yani mübarekler demeyin domuz. قال ابن القاسم وانا اتقيه ولا اراه حراما. Bu noktada ben ihtiyatlı davranırım, onu haramdır diyemem diyor İbn el-Kasim. Peki bir başka konu zekatul cenini ba'de zebhi ummihi. Hayvanı kestiniz, bazen şeyle başımıza geliyor değil mi kurbanlarda? Hayvanı kesiyorsunuz, hayvanın içinde yavrusu çıkıyor. O yavru ne olacak? Yenir mi, yenmez mi? İhtelefe ulema fi'l cenin allazi zubihat ummuhu ve haraca meyten hel yu'kalu em la.
annesi kesilmiş, annenin karnından bir de yavru çıkmış ama ölü. Bu hayvan yenilir mi, yenmez mi? Ebu Hanife diyor ki اِلَاَنَّهُ لَا يُؤْكَلْ اِلَّا اَنْ يَخْرُجَ حَيَّنْ فَيُذْبَحْ. Ölüyse yenmez, diri ise kesilmesi lazım. لِأَنَّهُ مَيْتَةٌ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةِ. Peki. وَذَهَبَ الشَّافِعِ وَاَبُوْ يُسُفْ وَمُحَمَّدْ اِلَا اَنَّهُ يُؤْكَلْ. Şafii, Ebu Yusuf ve Muhammed yenilir denilmişler. لَاَنَّهُ مُذَكَّنْ بِذَكَاتِ اُمِّهِمْ. Çünkü onlar, annesinin kesilmesi, onun da kesilmesi anlamına geliyor demişler. Şey gibi düşünmüşler, yani anneyi kestin, dalağını ayrı mı kesiyorsun? Yok. Boğazını kesince hayvanın bütün içinde olan ne var ne yoksa hepsini kesmiş oluyorsun. وَاَسْتَدَلُّ بِحَد۪يثِ ذَكَاتُ الْجَن۪ينِ ذَكَاتُ اُمِّهِمْ. Bu hadisi de delil olarak getirmişler. Yani anne karnındaki yavrunun, yavru hayvanın kesimi annenin kesimidir. Yalnız bu hadis üzerine Muhammed Avvame Hoca Eserul Hadis fi İhtilafil Fukahasında diyor ki bir hareke manayı değiştiriyor. Yani zekatul cenini zekatu ummihi okursan tekrar ceninin kesilmesine ihtiyaç yok. Ama zekatul cenini zekate ümmihi diye okursam bayram, o zaman ne olacak? Yani ceninin kesimi annesinin kesimi gibidir. Annesini nasıl bıçakla kesmişsen cenini de öyle keseceksin demektir. وَقَالَ مَالِكْ رَحِمَهُ اللّٰهِ اِنْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ اُكِلَ وَاِلَّا فَلَا. İmam Malik de diyor ki yaratılışı tamamlanmış, saçı da çıkmışsa yenilir, yoksa yenilmez. Kurtubi diyor ki innel cenine iza haraca ba'de zebhi meyten yu'kel li'ennehu cara mecral udvi min a'daiha. Az önce dediğimizi diyor Kurtubi. Yani eğer kesimden sonra ölü olarak bulunmuşsa artık o hayvanın böbreği, dalağı, ciğeri gibidir. O da ana kesime dahildir. Ve kâle men yantasir li Ebi Hanife. Ebu Hanife'ye destek olanlar diyorlar ki innel hadîse yehtemilu mânen âhar. Bu sizin anlattığınız hadisin bir başka vecihi daha var. Ve huve enne zekâtel cenîn ke zekâti ümmihi alâ haddi kavlil kâil kavli kavluk. Kavli kavluk. Sözü de bu ihtimaller söz konusu olduğu gibi zekatul cenini zekatu ummihi ibaresinde de bu vardır. Yani benim sözüm senin sözündür. Ya ne demek? Benim sözüm senin sözün gibidir. Ve mezhebi mezhebuk ey ke kavluke ve ke mezhebike. Dolayısıyla yani annesi nasıl kesiliyorsa bu meytenin de ceninin de öyle kesilmesi lazım. Peki geçtik bunu da. Hal yubahul intifau bil meyteti fi gayril ekl? Yeme dışında istifade mümkün müdür? Zehebe ata ila ennehu yecuzul intifa bi şahmil meyteti ve cildiha ke talai sufuni ve dabghil culudi. İmam Ata diyor ki bu hayvanın yani leşin eti yenmez fakat derisinden ve yağından istifade edilebilir. Yağı gemilere sürülebilir. Su sızdırmasın diye. Ve derisi de tabaklanmak suretiyle kullanılabilir. وَحُجَّتُهُ الْآيَ اِنَّمَا هُوَ ف۪ي تَحْر۪يمِ الْاَكْلِ خَاسَّةً. Çünkü ayet yemekten bahsediyor diyor. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى مُحَرَّمًا عَلَى طَعِمٍ يَطْعَمُهُ. Yani burada haramlıkta yemekle ilişkilendiriliyor. Ancak cumhuru ulema ile tahrimihi bütün yönleriyle istifadenin haram olduğunu söylüyor. وَاَسْتَدَلُّ بِالْآيَ الْكَرِيمَ. Ayeti kerimede de hurrimet aleykumul meytetü diyor. Size meyte haram kılınmıştır. Ey el intifa'u biha bi eklin ev gayrihi, yani ondan istifade etmek ister yemek suretiyle olsun ister
başka suretlerde olsun. فَجَعَلُوا الْفِعْلَ الْمُقَدَّرَ هُوَ الْاِنْتِفَى. Burada mahzuf olan fiili ne diye takdir etmişler? حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْاِنْتِفَعُ مِنَ الْمَيْتَتِمْ. Delil olarak da buna yukarıda okuduğumuz Allah Yahudilere lanet etsin. Onlara haram kılındığı halde yağları erittiler, onu sattılar, parasını yediler hadisini getirmişler. Beşinci, burada ayetlerden çıkartılabilecek hükümlere gelince Allah kanı haram kılıyor da مَا هُكْمُ اَدَّمِ الَّذ۪ي بَقِيَ فِي الْعُرُوقِ وَالْلَحَمِ. Hayvanı kestiğimizde etinin üzerinde de ne var? Kan var. Ne kadar yıkarsan yıka yine kan çıkıyor. Damarlarda kan var. Bunlar ne olacak? Bütün alimlerimiz ittifak etmiş ki عَلَى اَنَّ الدَّمَ حَرَامٌ نَجِسْ. Kan pis ve haramdır. Yeyilmez, faydalanılmaz. Ancak burada mutlak olarak gelen bu kan ifadesi Sure-i En'am'da اَوْ دَمَنْ مَسْفُوحًا olarak geçmiş. Dolayısıyla akıtılmış kan. Binaenaleyh alimler mutlakı mukayyede hamletmişler. Bu kanın sadece akıtılmış olanı haramdır noktasına gelmişler. Yani ne demek akıtılmış olan kan? Yani etten ayrı olan kan haramdır. Eskiden hatırladığım kadarıyla cahiliye, yani hatırladığım kadarıyla derken ömrüm o kadar eski cahiliye Araplarını hatırlıyorum anlamına değil. Kitaplardan gördüğümüz, hocalarımızdan işittiğimiz kadarıyla hayvanın kanını akıtıyorlar, bir tepsiye koyuyorlar, onu fırına veriyorlar. Böylelikle bir tür yemek yapıyorlar ve onu yiyorlar. Artık nasıl bir zevkse öyle bir uygulamaları var. İşte o hayvanın etinden ayrılmış olan kandan istifade etmek, onu yemek haram. Yoksa etiyle beraber yedin mi, geçmiş olsun, o etine tabi olmuş durumda artık. Nitekim bu hususta Ayşe validemizden bir rivayet var. Diyor ki, لَوْلَا اَنَّ اللّٰهَ قَالَ اَوْ دَمَا مَسْفُوحًا لَتَتَبَّعَ النَّاسُ مَا فِي الْعُرُوقُ. Eğer evdemen mesfuhan ayeti gelmeseydi, insanlar etin arasındaki damarları da teker teker arayacak ve onları da temizleyecekti. Felemma halata lahmu lahma gayra muharramin bil icma, ama etle beraber oldu mu kesinlikle haram değil. Ve kezalike ekkebidu ve tahal mucma ala ademi hurmetihi ve imkane fil asli demen. Yine yukarıda da söylendiği gibi kebit ve tahal, yani ciğer ve talak, bunlar aslı itibariyle kan olmalarına rağmen bunların da yeyilmesinde bir sakınca yok. Kaldı ki Kurtubi de diyor ki, yani bu etin üzerindeki kanı bertaraf etmek mümkün değil. Burada da umumi belva var. Ondan sebep de bunda bir sakınca yok. Altıncısı, domuz etinin nesi, domuzun nesi haramdır meselesi. Ayet-i kerime domuz etinin haram olduğunu söylüyor. Bazı zahiriler diyor ki haram olan lahmuhu etidir, la şahmuhu yağı değil. Çünkü ayet neyi haram kılıyor? Ev lahme hınzirin diyor. Bu zahiriler de süper arkadaşlar ya. Vallahi var ya. Ancak ulema etinin de sütünün de yağının da haram olduğunu söylüyorlar. Çünkü laham dediğin yeşmelü şaham, yağı da içine alıyor. Doğru olan da bu. Kaldı ki domuzun aynı haram. Yani her şeyi haram. İster besmele ile kesilsin, ister besmele ile siz kesilsin. Zaten besmele ile kesse biri, Allah muhafaza etsin, dininden imanından da şüphe edilir. Kılı ile ilgili de diyor ki fukaha ihtilaf etmiş. İmam Ebu Hanife ile Malik kullanımı caiz değildir diyor. Nasıl ila ennehu la yecuzu? Sizde nasıl arkadaşlar?
Ve fezehebe Malik, fezehebe Ebu Hanife ve Malik ile ennehu el hirazetu bihi, böyle mi ifade? Evet. Tamam. Yani o hayvanın, ben hiç görmedim bilmiyorum da, şeyi, kılı sertmiş. Yani iğne gibi, çelik gibi. Onunla şey yapıyorlarmış. İğne yerine kullanıyorlarmış onu. Yani delik açıyorlarmış. Onun için kullanımı da caiz değildir demişler. Şafi diyor ki, la yecuzun intifa'u bi şa'ril hınzir. Nerede? Efendim? Caiz değildir diye söylediniz ya. Caiz demişler. La yecuzu demiyor mu? Şafi'ye gel. Tamam, sende ne? İşte, la yecüzü mü yecüzü mü? Bizim günde de yecüz. Sende ne diyor? He? Yecüzü geçiyor değil mi? Onu soruyorum ben de deminden beri. Niye demiyorsunuz? Mübarek, ben metnin okumasında değil. Bende de orada bir problem gözüktü onun için. O la'yı bizim şey yine Yasin abi ilave etmiş. He. Bizim Yasin abi olayı ilave etmiş ki, ne olayı kaldıracağız oradan. Hı. O da fetvası öyle hocam. He? Erdem abinin fetvası böyle. Yok, o bizim dikkatimizi şey yapıyor. Acaba gözden kaçıyor mu kaçmıyor mu diye. İmam Şafii demiş ki, domuzun hiçbir şeyiyle intifa mümkün değil. Bunun içerisine olayı kaldırıyorsunuz hocam. Üzerine bir işaret koyuyorsunuz. Yok yok. Hanefi'deki layım. Ve kâle bu Yusuf ekrahul harze bihi, ben demiş onu bu amaçlı kullanmayı da mekruh görürüm. Gerçi o gün öyleymiş arkadaşlar. Çünkü yerine ikame edecekleri bir, başka bir şeyi bulamıyorlardı. Bugün öyle mi? Bugün öyle değil. Bugün şimdi artık berberlerin fırça olarak kullanıyorlar ya hocam. Bu temiz. Onu da çok kullanıyorlarmış. Bismillahirrahmanirrahim. Biz şey dedi, hatta dedi ki bir tanesi, ben at etinden, at etinden, at işte şeyinden, kılından yaptırdım özel olarak. Çünkü ekseriyette bu şeyden yaparlar. Yapar. Bismillahirrahmanirrahim. Boya badana sevabı da yaptırdım. Kurtubi diyor ki, la hilafe enne cümletel hınziri muharrama ille şa'ar. Domuzun her şeyi haram, kılı hariç diyor Kurtubi. Onunla hıraze caizdir. Yani delik açmak caizdir. Çünkü Hazreti Peygamber Efendimiz döneminde ve sonrasında da bu delik açma vardı. La na'lemu ennehu enkeraha ve la ahad min el-eymmeti ba'dahu. Hazreti Peygamber Efendimizin cevaz verdiği de caizdir diyor. Denizde yaşayan domuzla ilgili ise bir ihtilaf söz konusu. Hanefiler la yu'kelli umumil ayeti. Ayet denizi karası ayrımı yapmıyor. Haramdır diyor. Dolayısıyla haramdır diyor. Malik, Şafii ve Evzai ise la be'se bi ekli kulli şeyin yekunu fil bahar. Denizden babam çıksa yerim diyor. Detaylar fıkıh kitaplarından görülür diyor. Peki gelelim şeye, muzdar meselesine, son noktamız. Acaba mecbur kalan kimse bu hayvanlardan istifade edebilir mi? İhtelefel ulema fil muddar. Bu darda kalan kimseyle ilgili de ulema ihtilaf etmiş. E ye'kül minel meyteti hatta yeşba em ye'kül ala kadri seddir ramak. Doyuncaya kadar yiyebilir mi, yoksa sadece ölmeyecek kadar mı yiyebilir? Zehebe Malik ilel evvel. İmam Malik demiş ki, madem yiyor yesin adam gibi. لَأَنَّ الضَّرُورَةَ تَرْفَعُ التَّحْرِيمِ فَتَعُودُ الْمَيْتَةُ مُبَاحَةً. Çünkü zaruret varsa haramlık kalkmıştır ve helal haline gelmiştir. Ancak cumhur diyor ki, اِلَى ثَانِي, öyle yok diyor. لَأَنَّ الْاِبَاحَةَ ضَرُورَةٌ فَتُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا. Kaydeyi koyuyorlar. Zaruretler miktarınca takdir edilir. Dolayısıyla o miktar kadar, zaruret kadarıyla caiz, üstü caiz değildir. Ve sebebul hilafi yerca ila mefhumi kavlihi gayra bağin ve la adin. Haddi aşmayacak diyor. Fel cumhur fesserul bagiye bil ekli minel meyteti li gayri hacetin. Bagi diyor
cumhur ulema, ihtiyaç olmaksızın yemektir. Vel ad, ad ise zaruret sınırını aşmaktır. İmam Malik de diyor ki buradaki bagi, udvan devlet başkanına karşı olursa, yani adam devlete isyan etmiş, bir yerde mahsur kalmış ki orada sadece o hayvan var, o zaman yiyemez diyor. وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ وَاللّٰهُ أَعْلَمْ. Cenab-ı Allah en doğruyu bilendir.